Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu siz çok istemiştiniz. Ben de çekmeye karar verdim. Yaklaşık 83 gün oldu rigleri kuralı. Evet, riglerle ilgili bazı açıklamalar, gelir gider açıklamalar yapacağım. Bu ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir söz verdik. Ben de söz verdiğim zaman altında eziliyorum gerçekten. Bu sözü tutmak zorundayım. Şu anda yaptığımız iş bir ticaret işidir. Bunun gelirini giderini açıklamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama en azından bu iş yapmak isteyen arkadaşlara bir ipucu vermiş oluruz buradan. Şunu da baştan söylemekte fayda var. Burada kesinlikle biz bu işi yapın diye, yani burada açıklayacağımız rakamlar, gelir gider vesaire, bunlar size bir umut vermesin arkadaşlar. Yani burada bir iş tavsiyesi de bulunmayacağım. Sadece kanalımızla ilgili bir istek videosu oldu bu. Çok istek olduğu için böyle bir videoya başvurdum. Baştan da söylediğim gibi söz vermiş olduk. Riglerimiz çalışıyor. Kendin yap monitörümüzle duvara yerleştirdik. Rigler 24 saat buradan gözetlenebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili bazı arkadaşlar çerçevesi kalın olmuş diye eleştiri yaptılar. Arkadaşlar, bilinçli olarak kalın yaptım. Duvarda biraz daha böyle etli butlu gözüksün. Bir de arkasında 19 inç monitördan çıkartılan bir fiber klas malzeme var. Onun dizaynını bozmak istemedim. Yani kestiğimiz zaman sihri bozuluyor diyebilirim. Yani şu ısı ışık hüzmeleri bozuluyor. Onun için oradaki fiber klasa göre çerçeveyi böyle geniş tutmak zorunda kaldım. 5 metrelik bir HDMI kablo alarak oradan buraya bir hat çekeceğiz. Şu anda timeware'den bağlı, yani uzaktan bağlı. Kabloyla orada bazen bilgisayarlar üzerinde, oradaki 4 adet anakart üzerinde sıkıntı olduğu zaman BIOS'larına girmek için böyle bir ekrana ihtiyacımız oluyor. Burada kesinlikle kimseye bak bu iş bu kadar karlıdır, bu kadar iyidir diye bir mesaj vermek istemiyorum. Sadece 83 günde bizim başımıza gelen olaylar, riglerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık şükür. Sadece birkaç riser'da arıza oldu. Onların dışında ekran kartlarımızla ilgili, power supply, anakartlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ufak tefek yazılım hataları oluyor. Onu da bir şekilde çözüyoruz. Oğlumun yaptığı, Oğuz'un yaptığı bir program var. Onunla da uzaktan, telefonla olsun, internetin olduğu her yerden girip riglerimizi kontrol edebileceğimiz bir program var. Onu da şimdi biraz sonra ekrana yansıtacağım. Gelirimizi, giderimizi, giderini şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yaklaşık bir 50.000 TL'ye mal oluyor. Bizim 21 kart, 4 ekran kartı, 6 adet güç kaynağı ile birlikte rig kurulumu var bunun bir de. Yani bu tezgahların yapılışı vesaire, işte riser'lar, bir sürü malzeme kullanılıyor daha sonradan. Onların yaklaşık bize bir 2.000 TL'de masrafı oluyor. Yani sadece ekran kartı falan almakla iş bitmiyor. Bir de altyapı gerekli. Onu da kendim yaptığım için fazla masraf etmedim. Bitcoin işine hiç girmedik. Bizim kazdığımız Signatum ve Ethereum madeni kazmakta ekran kartlarımız. Ortaklaşa, yani ikiye böldük ekran kartlarının. Bir kısmıyla Signatum, bir kısmıyla da Ethereum kazıyoruz. Ciddi bir iş. Bununla ülkeler, dünya devletleri ilgileniyor. Bazı ülkeler kendi para birimlerini Bitcoin'e göre ayarlamaya başladılar. Uluslararası çok boyutlu bir iş dalı haline gelmeye başladı. Burada kazandığınız para, bizim 2088 dolar. Dünden bugüne kadar tam 400 dolar fark etti. Yani aşağıya düştü. Bugünlerde Çin'de bazı olaylar oluyor Bitcoin'le ilgili. Ve bu Bitcoin borsalar, yani altcoin'ler de dahil olmak üzere, bayağı bir düşüşe geçti. Takip eden arkadaşlarımız bilecektir. Yani burada kazançlar garanti değil arkadaşlar. Bunu öyle bilmekte fayda var. Kazandığımız Bitcoin, Ethereum ve Signatum fark etmez. Bunları sadece kazanmakla iş bitmiyor. Bunların borsa tarafında iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Elektrikle ilgili bir sorun yaşadık. Şu anda ödememizi yaptık. Dekontu da burada. 1846 TL para ödedik. Faturayı öderken 200 TL daha borcumuz çıktı. Yani yaklaşık 2240 TL borç çıktı 2 ayda, bu yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani 2 aylık şöyle standart ortalama hesapladığımız zaman aylık 1000 TL elektrik gelmeye başladı. Bunun 300 TL'sini evin elektriğine sayıyoruz. Çünkü bizim elektriğimiz ortalama bir 300 TL geliyordu evin elektriği. Yaz aylarında özellikle klimalar vesaire çalıştığı için.
Bunun 300'ünü evin elektriğine çıktığımız zaman 700 TL yuvarlak hesap riglerin yakmış, yani o 21 kartın yakmış olduğu elektrik 700 TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Kazancını da görüyoruz burada. Kazancımız 2088 dolar TL ile hesapladığımız zaman ortaya çıkacaktır. Burada kartlarımızla ilgili program var, dediğim gibi Oğuz'un yaptığı bir program. Bizim yaptığımız program, daha doğrusu Oğuz Delioğlu'nun yapmış olduğu bir program sayesinde bilgisayar ve internetin olduğu her yerden riglere ulaşıp ekran kartlarıyla ilgili detaylı bilgileri görmekteyiz. Israrını ve ne kadar kazım yaptıklarını buradan takip etmemiz mümkün. Şu anda bizim ekran kartlarımız RX580, GTX1080, RX570 ve GTX1070'ten oluşan 21 adet ekran kartımız var. Bunların kazım güçleri de hemen arkalarında yazıyor, görüyorsunuz. 2 ay önce gelmesi gereken video 3 ay sonra geldi. Bunun sebebi de riglerin tamamının bir seferde yapılmayışından kaynaklanıyor. Yani 3 kartla başlayıp 21 kartla tamamladık. Devamlı riglerin üzerine ekran kartı eklendi. Ve elektrik kurumuyla bir sorun yaşadık. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım anlattıklarım sizin kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Bu işe başlamak isteyen arkadaşlara kesinlikle her zaman söylediğim gibi tavsiye etmiyorum. Çünkü dünden bugüne 400 dolar bir kayıp yaşadık. Canlı örneğini bu işi yapanlar bilirler. İzleyen arkadaşlarımız varsa bana hak verecektir. Bu işe giren arkadaşların kesinlikle yazılım ve donanım bilgisi olması gerekiyor. Her seferinde dışarıdan alo deyip usta çağırdığınız zaman size bu iş daha pahalıya mal olacaktır. Bir de arkadaşlar, burada kazanılan para 3 aylık para, yanlış anlamayalım, yani 1 aylık bir para değil. Yani rigler kurulduktan bugüne kadar kazanılan paranın toplamı burada yazıyor. Bunu da böyle anlamakta fayda var. Bu para da garanti değil. Dediğim gibi dünden bugüne 400 dolar, belki yarın 800 dolar düşüş olacak veya 800 dolar yükselişe çıkacak, onu da bilemiyoruz. Bir de bunun sürekliliği de yok arkadaşlar. Yani bu kazım güçleri bu şekilde devam etmeyecektir. Bir zaman sonra ekran kartlarımız eskiyecektir, performansları düşecektir. Sistemde kazım zorluğu diye bir şey var. O zor bir hale gelecektir. Hem oradan sıkıştırılıyoruz, hem de ekran kartları dediğim gibi ömrünü tüketmeye başladığı zaman bu rakamlara ulaşmak mümkün olmayacaktır. Yani bu bir sabit gelir olarak burada kalmayacaktır kesinlikle. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar kanalımızda izlediğiniz videolarımızı paylaşarak, like atarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah. Görüşmek üzere.